Merhaba arkadaşlar. İyi düşünelim, iyi olsun. Borsada açılış verilerinde yeşiller hakim. Hem borsadaki takip ettiğimiz hem BIST 30 hisselerimiz hem de halka arz hisselerimizde ufak ufak yeşiller hakim ama daha fazlası gelmesi lazım. Dünkü düşüşte onlarca hisse taban kapattı. Dünkü düşüşte hiç beklemediğimiz hisseler taban kapattı. Diyeceksiniz ki yahu kardeşim sen diyorsun ki işte artı bir, artı ikiler sence yeşil mi? Sen diyorsun ki işte yok işte halka arzlarda işte Megametal'le Kuzey Boru mu sadece var? Arkadaşlar dün afaki bir durum yaşandı. Bugün umarız bunun devamı gelmez. Olabilir belki de bir saat sonra her şey tekrar tersine dönebilir. Ama dün yandık bittik dediğimiz yerde bakın Hatsan 5 milyon 100 bin dolarlık iş anlaşmasına varmış. Sözleşme imzalamış. Smart Güneş Enerjisi, %100 bağlı ortaklı olan Güneş Enerjisi Ekipman Pazarlama AŞ yurt dışı santrali ki zaten bugün tavan açtı. 42 milyon dolarlık 1,23 milyar TL paraya bakar mısınız ya? Sözleşme imzalamış. Şişecam 10 milyar dolarlık değil mi? Yatırımlar varmış. Ve bu açıklamalar hep dün yapılıyor. Sasa o kadar yere göre sığdıramadığımız, arkasından neler söylediğimiz Sasa 1,5 milyon lot geri almış erdem oldu. Ya tamam diyeceksiniz ki niye sattı, niye alıyor, niye? Ya bu tam bir ticaret. Dönüşmüş artık yani. Bir de şu var, hoşuma gitti, kap haberleri paylaşmış. BIST 100 içinde ihracat oranı en yüksek 10 şirket diyerek ilk 5'ini paylaşmışlar. Türk Hava Yolları, Bursan, Ford, Alarko, Koca Erşelik. Bakın. Türk Hava Yolları'nın %90'ı İhracat diye geçiyor. Borusan'ın %75'i ve Ford'un da %70'i arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne oldu? Gerçekten de hani dünkü düşüşün ardından şu artı birler, artı ikiler, şu halka arzlar içindeki işte Megametal, Kuzey Boru sadece bunların yeşile dönmesi bile yani psikolojik olarak biz iyi oluyoruz arkadaşlar. Umuyoruz bugün gün sonuna kadar devamı gelir. Umuyoruz gün sonuna kadar bu yeşil rakamları görmeye devam ederiz. Bir de canlıya bakmak istiyorum. Yani dünkü olaylar harbiden yani akşam yapılan açıklamalar, sosyal medyada, YouTube'da ekonomistlerin yaptığı açıklamalar kimse böyle bir durum beklemiyordu. Böyle uzun bir mum beklemiyordu, kırmızı mum. Hani diyeceksiniz ki ya tamam düşsün de kardeşim yavaş düşsün ne oluyor diyeceksiniz. BIST 100 endeksimiz 7200 7271'lerde. Bakın hala şöyle böyle. Hala şöyle böyle çok pardon. Hala şöyle böyle ya. Yani biraz düzelmesi lazım artık diye düşünmüyor değilim. Yeşil ekranlar var ama kırmızıya dönme durumları da var. Dikkatli olalım arkadaşlar. Dikkatli olalım, temkinli olalım bugün. Yedek akçeniz varsa hemen harcamayalım. Az bir bekleyelim bakalım. Gidişata bakarız yine öğlen sizlerle paylaşırız, görüşürüz tekrar. Biz buradayız.